Selam dostlar, karavanlarda tuvalet çözümlerini bundan daha detaylı anlatan bir video inanın şu an YouTube'da yok. Karavanda tuvalet çözümleri hakkında en detaylı bilgi arayanlar için tüm tuvalet modellerini ve seçeneklerinizi bugüne dek izlediğiniz her videodan çok daha detaylı olarak anlatacağım. Karavanlarda tuvalet konusu YouTube videolarında adeta bir kör nokta gibidir. Karavancılar da videolarında tuvalet konusuna pek girmek istemezler ve yüzeysel açıklamalarla geçirirler. Oysa ki karavancılığa yeni başlayacak olan insanların yaşayacağı önemli bir sorundur ve çözümü çok doğru kararlarla seçmeniz gerekir ve tabii ki de karar verebilmeniz için de bu konuda detaylı bilgiye sahip olmalısınız. İşte bu sebeple YouTube'da bulabileceğiniz en detaylı videoyu hazırladığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Karavan tuvalet seçiminizi henüz yapmadıysanız ya da bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz bu videoyu izledikten sonra tüm bilgiye sahip olacaksınız ve kararınızı rahatlıkla verebileceksiniz. Bu yüzden lütfen sonuna dek izleyin. Küçük bir mekanda hem koku olmadan hem de yeterli temizliği ve hijyeni sağlayarak tuvalet sorunu nasıl çözümleniyor? Tuvalet çözümlerinde seçeneklerimiz neler? Bunları ve daha fazlasını izleyeceksiniz. Karavan konusunda çektiğim seri devam ediyor ve edecek. Bu yüzden konuya meraklı dostlar kanala abone olarak bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Dilerim bir gün kanaldaki tüm karavan dostlarıyla bir yerlerde buluşup güzel anılar paylaşırız. Hadi başlasın artık video. Karavanlarda tuvalet konusu aslında en önemli detaylardan biridir dostlar. Sağlık açısından, hijyen açısından ve kullandığınız karavanın şartları açısından optimum çözümü bulmamız gerekiyor. Bu konudaki çözümlerden biri taşınabilir seyyar tuvaletler olacaktır. Değişik marka ve hacimde olanları var. Taşınabilir özelliği ile her türlü araçta kullanma olanağı ürünü tercih edilebilir bir duruma getiriyor. Ekonomik maliyetli olması da tercih edilmesinde önemli bir etken. İki parça olarak tasarlanmıştır ve kilit mekanizmalarından açılarak alt ünitenin uygun yerlerde boşaltılması sağlanır. Tuvalet kimyasalları kullanılarak atıkların parçalanması sağlanır ve ayrıca kötü koku yayması engellenir. Teknik olarak ürünün özeti bu dostlar. İçerikte iki farklı kimyasal kullanıyoruz. İlki koku sorununu tamamen ortadan kaldırıyor, diğer kimyasal ise katı atığı parçalayarak tamamen sıvı haline getiriyor. Sonuçta depolama alanında kötü koku ve görünümü olmayan renkli bir sıvı birikiyor. Tuvaletin temiz su ve atık su tanklarında doluluk göstergeleri mevcut. Bu sayede temiz su takviyesi ya da atıklardan kurtulma zamanı geldiğini anlıyorsunuz. Boşaltım için alt gövdede bulunan atık tankını karavandan dışarı çıkartıp uygun bir yere döküyorsun. Tankı çıkartıp sallasanız dahi atıktan dışarı sıçrama gibi istenmeyen bir olay yaşanmıyor çünkü koruma kapağı var. Karavanınız hareket halindeyken bu koruma kapağını aktif halde tutmanızı öneriyorum. Uygun yerlerde tuvaleti komple kucaklayıp dışarıda basınçlı su veya deterjanla yıkayarak genel temizlik imkanı da sunuyor. Kullanımı bu şekilde ama titizlikte herkesten bir adım önde olan dostlarımız atık tankını karavanın içinden dışarı çıkartana kadar damlar, mikrop dağları ve benzeri endişe taşıyorsa diğer çözümleri izleyebilirler. Karavan tuvaletlerinde yaşayacağınız diğer bir konu da tuvalet kağıtları. Sıradan tuvalet kağıtları sorun olabiliyor ve klozete atamıyorsunuz ama marin ve karavan marketlerde satılan tuvalet kağıtları bu soruna kesin çözüm olabiliyor. Hassas olabileceğiniz diğer bir konu da karavan tuvaletlerinde alışık olduğumuz taharet musluğu ve borusunun olmayışı. Bunun için kullandığınız karavan tuvalet modeline uygun çözüm üretebilirsiniz elbette ama atık depolama tankınızın hacmini de iyi hesap etmelisiniz. Diğer bir seçenek olarak da dıştan kasetli sabit tuvalet modelleri. Karavanın tuvalet kabinine monte edilen sabit tuvalet tipidir. Bu türde de atık kısmı alt kasette toplanmaktadır ve karavanın yan dış duvarına eklenen kapak içinden sürgülü olarak sökülüp takılmaktadır. Karavanın dışından sökülerek uygun yerlerde deşarj edilebilmesi hijyen açısından tercih edilmektedir. Tuvalet kimyasalları kullanılarak atıkların parçalanması sağlanır ve kötü koku yayması da engellenir. Genelde kasetin denk geldiği aracınızın dış kısmında kesilerek açılan bir pencereden kaset dışarı çıkartılarak manuel şekilde boşaltım yapılır. Bu sayede atık tankı karavanın içinden alınıp dışarıya çıkartılmayarak direkt dışarıdan alınması sağlandığı için benim görüşümce sağlık açısından daha çok tercih edilebilir bir çözümdür. Yine aynı şekilde koku giderici ve atık parçalanması
parçalayıcı kimyasallar kullanarak sorunsuz şekilde boşaltım yapılmaktadır. Bu modelde elektrik tesisatından faydalanılarak kullanılan röle sayesinde hidrofor tetiklenir ve suyu da sistemden kendisi otomatik olarak çeker. Sizin kullanım için manuel su takviyesi yapma zorunluluğunuz da böylelikle ortadan kalkmış olur. Seyyar taşınabilir tip modelde olduğu gibi maalesef sabit kasetli modellerde de taharet musluğu ve hortumu bulunmuyor ama aracınızın şartları doğrultusunda bu sorunu çözecek bir ilave montaj yapılabilir. Gelelim makaratörlü yat tipi tuvaletler seçeneğine dostlar. Adından da anlaşılacağı üzere deniz üstü araçlarda kullanılan tuvalet çeşidi olup deşarj etme yöntemi nedeniyle biraz da tartışılan bir tuvalet çeşididir. Karavan içindeki kapalı bir kabinde sabit monte edilip atığın mekanik ya da elektrikle çalışan bir makaratör vasıtasıyla karavanın altına sabitlenen depoya gönderilmektedir. Deponun sabit olması nedeniyle uygun yerlerde deşarj edilebilir demek gibi algılansa da aslında çok da mümkün olmuyor dostlar. Çünkü sadece karavanın girebileceği ya da ulaşabildiği yerlerde boşaltma işlemi yapılıyor. Karavandaki deponun kapasitesi oranında doğaya ya da açığa deşarj edilen atıklar başta doğada yaşayan hayvanlar için ve ulaşabileceği yeraltı su kaynakları açısından su yoluyla bulaşan tifo, dizanteri, kolera, paratifo gibi hastalıklar ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Yani dostlar, üzüm mü yiyelim, bağcıyı mı dövelim mantığında bir tuvalet modelidir diyebiliriz. Yolda bir kez denk gelmiştim, önümde giden karavan atığını boşalta boşalta gidiyordu dostlar. Karavanınız için diğer bir çözüm de kuru kompost tuvaletler. Bu tarz tuvaletlerde su, katı atık parçalayıcı ve koku giderici kimyasallar kullanmanız gerekmiyor. Aslında tuvaletlerde sıvı atık ve katı atığın birleşimi koku ve bakterilerin üremesine sebep oluyor. Kompost tuvaletler insani katı ve sıvı atığı ayrı ayrı depolayan bir mantığa sahip. Sıvı atığınız ayrı, katı atığınız ayrı haznelere denk getirmek gibi bir mecburiyetiniz de oluşmuyor değil maalesef. Katı atık haznesine torf toprağı konuluyor ve kullanım sonrası tuvaletin yan alt kısmında bulunan kolu birkaç kez çevirerek katı atığın neminin torf toprağına karıştırılması ve azot süresinin kısalması sağlanıyor. Nemini kaybeden atıklar bir süre sonra görünüm ve fiziksel özelliğini de kaybederek toprağa dönüşüyor. Bileşenindeki azotun havalandırılması için aparatları da mevcut. Bu sebeple karavan içinde koku sorunu da yaşanmıyor. Belli aralıklarla dolan sıvı haznesindeki sıvı atığı boşalttıktan sonra temizleyip yeniden kullanıyorsunuz. Sıvı atık tankını boşaltma ve temizleyip yerine takma esnasında hoş olmayan koku ya da bir yerlere damlaması gibi bir durumla karşılaşma ihtimali var maalesef. Sonrasında toprağa dönüşmüş katı atık haznesini de boşaltıp yeniden kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Aslında çevre dostu bir sistem ama emek gerektirmesi, boşaltımın temizlenmesi dezavantaj olabiliyor. Yeri gelmişken torf topraklı tuvalet anlatarak kedilerimizin önünde de saygıyla eğiliyorum dostlar. Son olarak dostlar, özel tasarım tuvaletlerden de bahsedeyim size. Yine aracınızın yapısına göre değişen özel bir tuvalet yaptırmanız da mümkün. Ev tipi tuvalet denemesi yapabilirsiniz. Araç altına yapılacak atık deposu ve özel havalandırma sistemi ve uygulamalarla ev tipi taharet musluğu, taharet borusu olan bildiğiniz rezervuarlı klozet kullanarak yapılan sistemler var. Tabi aracınızın hacmi, büyüklüğü ve yapısı bu sisteme uygun olmalı. Rezervuarın su kapasitesini ayarlayarak su harcamanızı düşürebilir. Ayrıca depolama tankına ilave edilecek sistem sayesinde kimyasallar kullanarak koku ve katı atık derdinden de kurtulabilirsiniz. Bu tarz ev tipi tuvalet uygulaması için daha maliyetli bir bütçeye de hazır olmalısınız. Dostlar, karavan serisi videolarımız gelmeye devam edecek. Umarım dinledikleriniz size bilgi verici ve yol gösterici olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.